Merhaba, Army kanalınıza hoş geldiniz. Üyelerin Viewers'a gelmesi beni en az canlı yayın açmaları kadar mutlu ediyor. Uzun zaman sonra bugün Viewers bir meleği ağırladı. Park Jimin seni özledim yazan bir Army'ye geldim yazarak ve ağlayan bir surat ifadesi koyarak beni de heyecandan ağlatacaktı neredeyse. Muhtemelen çok yorgundu çünkü mesajlar arasındaki süreler biraz uzundu. Günün bilgisini isteyen fana kanepede uzandığını söyledi. Yaklaşık 2 saat sonra Cemina neredesin, ne yapıyorsun? Gerçekten merak ediyorum. Seni her gün özlüyorum yazan Army'ye kanepede uyuyakaldım diye cevap verdi. Şimdi hayal edin. Kanepede uzanmış, yorgun bir gülümseme ile sizinle mesajlaşan bir melek var. Arada şirince içi geçiyor, sonra tekrar uyanıp size mesaj atıyor. Ne tatlı bir görüntü değil mi? Bizzat size mesaj atmasa bile eminim ki gelen bildirim bile sizi de benim gibi mutlu ediyordur. Bize cevap vermemeleri sorun değil. Onları böylece mesajlaşırken görmek bile mutlu ediyor. Bu yüzden biz de hep onları mutlu edecek şeyler yazmalıyız. Mesela hayranın biri kalbim bu 5 harf Jimin için o kadar hızlı atıyor ki sen benim hayatımın sebebisin. Beni buraya getiren ve ileride yaşamamı sağlayacak kişisin. Çok teşekkürler, seni seviyorum ve seni özlüyorum diye çok tatlış bir yazı yazmış. Jimin de öyle güzel söyledin ki geç geldiğim için daha da üzgünüm dedi. Bunu okurken sanki ben yazmışım da bana cevap vermiş gibi hissettim. Sizce de öyle değil mi? Bir hayran da seni özledim. Bugünlerde hava soğuk. O yüzden dışarı çıkmadan önce kalın giyinin deyince Jimin de her zamanki gibi hemen bize uyarıda bulundu. Haklısın, gerçekten kalın giyinmelisiniz. Grip olabilirsiniz dedi. Army onun için endişelenirken o da Army için endişeleniyor. Tam bir melek. Aksini kimse iddia etmesin. Seni çok özledim diyen fana emojili cevabını gördünüz mü? Bu çocuğun tatlılığını ağlasak mı hep birlikte? Ya oppa seni seviyorum diyen fana ben de seni seviyorum demesine ne demeli? Bugün pepero günü ya hani. Fan da sana cidden 1013 peperos alabilirim demiş. Sadece kalbini kabul edeceğim, teşekkür ederim diyen bir Jimin için kalbimiz nasıl erimesin ki? Beceriksiz ellerim var, bu yüzden bunları yapmak için 5 saat harcadım diye kendini küçümseyen bir fana bilmiyorsun. Altın eller diye buna derler diye cevap veren bir melek. O nasıl da insana iyi gelecek cümleler kuruyor. Hayranın biri doğum günü için tüm dünyadaki armilere varlığının ne kadar önemli olduğunu ve onun bu zor zamanlarda herkesin günlerini nasıl aydınlattığını göstermek için bir proje hazırladıklarından bahsetmiş. Her zaman sağlık ve mutluluk dilediğini, videolarının dudaklarında bir gülümseme bırakabilmesini dilediğini ve onu morladığını yazmış. Jimin de güzel yazını sonuna kadar okudum. Nazik kalbinizi kalbimde tutacağım diye cevap vermiş. Kalbi o kadar güzel ki sırf üyeler cevap versin diye saçma sapan şeyler yazacağımıza cevap vermese dahi bunlar gibi görüp mutlu olabilecekleri şeyler yazılması daha iyi değil mi sizce de? Jimin karı çok seviyor biliyorsunuz. İlk karı gördün mü yazan fana karı görmek istediğini ama göremediğini yazdı. Buna üzüldüm işte. Her yıl heyecanla bekliyor çünkü. Eternals'ı izleyen Friends çaldığında kalbinin pırpır ettiğini ve Jimin'in sesini duyduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen fana filmi henüz izlemediğini söyledi. Yalnız değilsin Jimin'i, ben de izlemedim. Ve son olarak, bugün de sıkı çalıştınız millet yazarak benim bütün mesajlaşmalar boyunca azalan yorgunluğumun son kırıntısını da sildi süpürdü. Hep söylerim ve kesinlikle çok haklıyım. Sizce de Jimin saf bir sevgiden yaratılmamış mı? Her insanda iyi taraf ve kötü taraf olur ama bu çocukta sadece iyilik var. Pamuklara sarmalık bir sevgi yumağı kendisi. Ben bugün onun gelen mesajlaşmaları sayesinde günümü güvenle bitirdim. Siz neler düşünüyorsunuz bu sürpriz Viewers ziyareti konusunda? Haydi paylaşın, sizi morluyorum.